İlk Türk devletlerinde Kağan'a gök tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine kut denilmiştir. Bu yetkinin Kağan'a aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağladığı savunulamaz. Gök tanrı görevlendirdiğine inanıyorlar arkadaşlar Kağan'ı. Neyi sağlamaz? Meşrutiyetine ilahi güç kazandırma. Hakan'ın meşrutiyetine ilahi güç kazandırıyor. Çünkü tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılıyor. Soya dayalı yönetim kurma. Evet. Kut baba'dan oğla kan yoluyla geçmektedir. Soya dayalıdır. Halk üzerindeki saygınlığını arttırma. Tanrı gönderdiğine inandıkları, inandıkları için arkadaşlar saygınlığı artar. Türk boylarını idaresi altında birleştirme. Türk boyları Tanrı tarafından hakanın görevlendirildiğine inandıkları için birleşme gerçekleşebilir. Doğrudur. Hanedan üyelerinin tahta hak iddia etmelerini önleme. Arkadaşlar hanedan üyesi kutu taşıyan aile anlamına geliyor. O ailenin de üyelerinin hepsinin tahta çıkma hakkı vardır. E hak iddia etmelerini önleme diyor. Önlemez ki. Hatta hakkının olduğunu belirtir. O yüzden yanlış olan E'dir.